Selam arkadaşlar, yine çok güzel bir oyuna karşınızdayım. Şimdi ilk argument geldi, altın argument. Anima timine de gitmek istemiyorum, Hünerli'ye de gitmek istemiyorum. O yüzden rollemek de istemiyorum. Semavi Lütuf'a gideyim dedim. Verdikleri hasarın %15'ine eşdeğer miktarda iyileşme alacak. En fazla iyileşme 300 kalkanına dönüşecek. Güzel, yani late game komplarında zaten her şampiyonda işlevsel kalır o. Burada da Belvet'e giderim diye direkt ben son fısıltıyı yaptım. Ve saldırı hızını verdim. Zaten değiştireceğim bir şampiyon. Jax'i buldum. Jax biraz buff almış galiba. Bir onu deneyeyim. Meta'ya da alışmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Bir de sonuçta Ezreal'dan daha iyi taşır. Orada da zırhlı Jax vardı. Dedim erken aşamada gelirse Jax Titan olur. Şansıma da dönüşünde bir Jax geldi. Beşliden biri Jax'ti. Jax 2 oldu. Şimdi artık galibiyet serisine girme seviyem artacak kesin yani. 2 level Jax bu kadar erken seviyede taşır. %2 ihtimalden de Eko bulduk. Siper'i açtık. Siper biliyorsunuz bufflı durumda şu an. 20 büyü direnci veriyor tahtaya. Siper şampiyonlar 40 alıyor. Yani her birimine buff almış Siper arkadaşlar. 2'den itibaren daha bufflı artık. Şimdi burada hem Siper olan Vay'ı aldım hem Red'i 2 yıldıza gittiği için aldım. Galibiyet serimi devam ettirmek istiyorum. Şampiyon Chosen geldi. Ya şu koruyucu ruh ne zaman alsam faydalanamıyorum abi. Ya da sonsuz pizzayı. O yüzden rolledim ben. Zaten çok uzun süredir göstermek istediğim bir kompozisyon yapmak istedim. Burada artık görünce Çıldır'ı. Çıldır'ı Yumi alacağım. Takımım %20 saldırı hızı kazanacak. Daha önemlisi hedeflere çıldırmışçasına hücum edecek. Bunu seçiyorsanız eğer bu şampiyon seçimini direkt Nunu'ya gideceksiniz abi. Başka bir kural yok yani. Yok Yumi'yi 2-3 yıldız yapayım falan. Yani o da bir oyuncu seçimi tabi. Altın biletiniz falan varsa öyle bir yere de gidebilirsiniz ama bu seçeneğin en okey tarafı Nunu'yu almak. Öyle söyleyeyim yani. Zaten Nunu'yu bulduğumuzda da göreceksiniz. Bulabilirsek tabii. Şimdiden spoiler vermek istemiyorum. Kanalda ilk defa izleyenler için böyle anlatılmış yerinde videolar yapıyorum arkadaşlar. 1000 aboneye doğru da gidiyoruz. Videonun sonunda şayet videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Buraya kısaca geçiyorum. Devam ediyorum. Şimdi galibiyet serisine girdik artık. Ekonomimi toparlamak için de o şampiyonları sattım zaten çıkaracağım. 20 gold faizinden faydalanıyorum. Rocket El benim için hiçbir önemi yok. Yumi zaten opsiyonel duruyor. Yıldız muhafaza açsın ve işte çıldır özelliğini diğer şampiyonlarım kullansın diye duruyor. Yumi'yi hiçbir zaman 3'e götürme gibi bir hedefim yok. Stratejim Yumi'nin çıldır özelliğini aldığımdan beri benim artık Belvet'e de gidebiliriz. Belvet sistemlerimiz var sonuçta. Belvet de bufflanan bir şampiyon olduğu için Belvet'e gitmek de mantıklı. Ama kesinlikle Nunu'yu koyacağız. Burada zaten çok seçeceğimiz bir şey yoktu. Hextech silah kılıç yapabilirim. O yüzden gittim kılıcı aldım. Sopam da var çünkü köşede duran. Görüyorsunuz da kapışmaları zaten. Çok erken aşamadan göstereyim istedim. Daha aslında oturtmadık kompozisyonumuzu ama şu çıldır özelliğinin her şampiyonda da çalıştığını buradan da görebiliriz. Tabii erken aşamada Jax de buff aldığı için bence güçlenmiş. Mekayı nerflemişler ama dövüşçüleri de buffladılar. Belki de tekrardan Jax oynanabilir seviyede olabilir. Ama şu an Belvet, Sol, benim gördüğüm Aphelios çok güçlü durumdalar abi. O yüzden hani bunlara gitmek daha mantıklı. Siper'i 3'e çıkarttık. 40 büyü direnci tahtaya. Siper şampiyonlar 80 büyü direnci alacak. Vay'ımız vardı zaten. Level aldım. Galibiyet serimi korumak için level almak zorundaydım. Çünkü tam bu aşamalarda galibiyet serisini kaybetmek, işte ekonomi tutayım, galibiyet serimi de tutayım çok genelde olmuyor. 3 yıldız bir şampiyonunuz varsa belki olabilir. Hani ona bir şey diyemem. Ama şu an bizim tahtamızda 3 yıldız bir şampiyonumuz yok. Galibiyet serimizi korumak için kesinlikle level almak zorundayız. Başka bir şansımız yok yani. Biraz da orada ekonomiden feragat edeceğiz. Sonuçta 5 altın alıyorum zaten galibiyet serisinden. Şimdi burada %15 ihtimalden bir Eko daha geldi. Bir Eko daha gelirse, Eko 2 yıldız olursa bizi çok üst seviyeye atar. 7 level'dayız zaten. Şimdi ben burada açıkçası misklik attım. Hextech silah kılıç yapacaktım. Jax'e misklik atıp onu Eko'ya verdim sopayı arkadaşlar. Sopayı Eko'ya verince de artık yani geri dönemem. Zaten yapılabilecek bir itemdi. İyoni'ye gittim Eko'ya yaptım. Yani yok ona ayrı bir item vereyim gibi bir yalan söylemeyeceğim. Misklik attım yani bayağı bildiğiniz. Mouse'la yanlış yere götürdüm. Yapacak bir şey yok. İtirafımı da etmiş olayım. Şimdi Hünerli Belvet yapmış rakip. 5 level'da nasıl olabiliyor bilmiyorum. 2 yıldız Belvet'i var. Niye yenildik biz burayı? 5 level'da adam yani. 5 level'da yüzde kaç ihtimal? 5 level'da bilmiyorum. 4 paralık şampiyon. Son argument geldi. Şimdi burada Axiom akımı da çok güzel. Burada benim bir yakma etkim yoktu. O yüzden gün ateşi tahtasını almak da çok okeydi. Ben de onu aldım. Çünkü Nunu carry oynayacağım.
Nunu gidip her zaman tek atamıyor ya, canı az kalıyor rakibin. Gün ateşi de başta iyileşmeleri de azaltıyor. Bir canının yüzdelik diliminden de zarar gördüğü için Nunu'ya eklenecek güzel bir seçenek olduğunu düşündüğüm için gün ateşi tahtasına gittim. Her şeyi artık Nunu için yapıyorum. Yani başta aslında Velvet oynarım falan diyordum. Velvet bulamadıkça o hayalden vazgeçtim. Yeniden işleyicimiz olduğu için şu itemleri de şey yapabiliriz. Yeniden işleyebiliriz. Jax'te duran. Titan'ın son fırsatıyı ve işte kılıcı ya da kılıcı alırız. Bilmiyorum, bakalım göreceğiz. Şimdi Vay 2 yıldız oldu. Güzel. Güzel bir upgrade bizim için. Şimdi bir galibiyet serim olduğu için burada ben level'a bakmak istemedim. Şimdi o finali rakibe yenildik ya 5 level. Ondan itibaren 50 gold'da kalayım bari de buradan ekonomimi toparlayayım dedim. Eğer ben o rakibi yenseydim şu an burada 8'dim. Çünkü galibiyet serimiz 9 olacaktı. O galibiyet serisini kaybetmemek için bayağı uğraşırdım. Ama ne oldu? Erken aşamayı Jax sayesinde çok iyi geçtik. Lobby'de en üst sıradayız. Artık biraz kaybedebilecek durumdayım yani. Bir problemim yok. Burada da gittim mana aldım. Hem 4 paralık bir şampiyondaydı. Kritiğe de çok ihtiyacım yoktu. Kefareti de gittim Echo'ya verdim. Hiç şey yapmayayım yani, böyle uzatmayayım dedim. Çünkü level almayacağım. Yine 50 gold'da kalacağım. Rakipler böyle can avcıyla level alan rakipler de çok var burada. Özellikle lobinin altındakiler can avcıyla burada 8'e çıkarlar normal olarak. Ben de eğer can avcıyla gidiyorsam 8'e çıkıyorum arkadaşlar. Yani ekonomi tutabilecek durumda olduğum zaman tutuyorum. Burada ekonomi tutabilecek bir durumdaydım. Ama minimum zarar göreyim ya da yeneyim bir galibiyet ya da işte minimum zarar göreyim diye itemleri de doldurmak zorundayım. Kefaret de Echo da gayet çalışır bir item. O yüzden gittim ona verdim. Bu arada şu Viego'nun itemleriyle çok güzel olmuş Viego. Bir ara deneyeceğim onu da. Daha deminki kapışmada görmüşsünüzdür. Burada da hem siper hem yıldız mavluzum açık. Başka bir şampiyon rollemek istemiyorum. Elimde bir tane Echo vardı. Boşluğa onu koydum. 8 level'a çıktık. 50 gold faizimizden faydalanarak çıktık. O Viego gerçekten çok güzeldi. Onu bir ara denemek lazım ama av heyecanıyla çok güzel o itemler bence arkadaşlar. Bir de Rabadon yerine ne bileyim başka bir şey mi? Yani dev katil daha mı iyidir acaba? Bilmiyorum ama. Tabi eline sopa sopa geldiği için Rabadon yapmış rakip ama diğer iki item gerçekten çok OP olmuş. Av heyecanı varken. Çünkü tek atabiliyordu oradaki Viego. Bakalım şimdi yine bir galibiyet aldık. Şimdi aslında ekonomimize zarar veren şeyler oldu. Galibiyet aldık, mağlubiyet aldık, galibiyet aldık, mağlubiyet aldık. Biraz oradan ekonomi kaybettik. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu itemi de patlattım. Gelen itemi de gördünüz daha demin. Buradan da bir tane dev kemeri aldım. Gittim, hiç bekletmedim. Echo'yu zaten hep tutarım. Hem siper hem yıldızı açık. Gittim var mı okunu yaptım. Mecha'yı da bir deneyeyim dedim. Hazır benim Jax'im burada daha kiri iken daha bulamadım istediğim şampiyonu. Nunu'ya gideceğim biliyorsunuz. Nunu'ya gitmek için de şu an burada %4 ihtimalle rollemektense 9'a çık rolleyip öyle bulurum kafasındayım. Çünkü bu çok düşük bir ihtimal yani %4 arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bu zaten daha demin bizim ilk mağlubiyet serisinden aldığımız rakibimizde. Burada ekonomisini toplamış. 5 level'da en son. Burada kaç level hatırlamıyorum gerçekten. Ama yenildik burayı biz. Tamam olabilir. Hala lobinin üstlerindeyiz. Bir problemimiz yok. Savuncuyu bir de 4'e çıkarıp deneyeyim dedim. Siperi düştüm buradan 3'ten 2'ye. Yani şu şey mecha önce bir fırsat daha vereyim dedim. Ama mecha önce yani aslında çok da büyük bir nerf yememiş gibi geldi ama bilmiyorum. Tabi şey Jax de 3 altında bir şampiyon. 3 level yapamadıysanız bir yerden sonra düşüyor. Bir de burada iyileştirme itemi de yok Jax'in. Sadece semaviden oluyor. Baktım burada benim board'um düştü. Direkt level aldım. O Riven'u falan 2'ye götürmek istemiyorum. Hiç işim yok. Ben Nunu arayacağım yani. Hedefim Nunu. Echo 2'ye geldi. Güzel bir upgrade oldu bizim için. Şimdi Janna var. Janna'yı almak istiyorum arkadaşlar. Ve artık zaten mecha falan oynamayacağımızı bildiğimiz için mecha'yı düştük. Hatta diğer şampiyonlara da düşebilirim ama şu an o itemleri vereceğim bir şampiyon yok. Nunu bulsam yeniden işleyip yapardım. Ama öyle bir ihtimal yok. Tekrar 3 spere çıktım. Savunucuyu 3'e düşürdüm. Ve Janna'nın etrafına topladım. Janna'nın hava durumuna bakmıyormuşum ben. Kusura bakmayın. Ya manaydı ya yetenek gücüydü. Galiba yetenek gücüydü. Öyle hatırlıyorum bu oyunu oynarken. Ama işte hatırlamıyorum. Yani şey açısından hatırlamıyorum. Yani bu oyunda gösterememişim. Sanki ben oynarken yetenek gücü diye hatırlıyordum. Ama bu kayıtlarda göremedim. Orada muhabir özelliğinin ne olduğunu. Sadece oynarkenki özelliğinden aklımda kalan o. Neyse siz de şey yapın. Ya manadır ya yetenek gücüdür yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada karoselde Nunu var. Hiç benim item umurumda değil. Nunu zaten 7 altınımız vardı. Bir tane de Fiddle geldi. Ioni Shojin de yaptım. Direkt rolledim. Sakın lan sakın Nunu'ya Shojin falan vermeyin arkadaşlar. Çünkü basic atak atmıyor Nunu.
Shojin direkt fail olur. Öyle söyleyeyim. Zaten Jax'li bir işimiz yoktu. Jax hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Yolladık onu. Fiddle'ı koyduk. Şimdi bir tane Syndra buldum. Dikenli yelek gelmişti rollerden bir tane. Abi şey, dev katili ve ölüm kılıcı ikisi de çok işe yaramaz Nunu'da. Bir de ben burada tank bir Nunu'ya doğru gideyim. Maskotu da 2'de kalacak çünkü. 4'e çıkartabilir miyim bilmiyorum. Yani çıkartabilirsem çıkartacağım tabii ama. Ya 4 ya 2 oynayacağız maskotu. Dolayısıyla maskotu çok fazla oynayamayacağız. Bu Nunu'nun daha fazla hayatta kalması için daha tank olması lazım. Zaten çıldır özelliğinden dolayı sürekli çok fazla hasar atacak Nunu. Nunu'ya gidip de çıldır özelliğinde çok agresif bir item vermeyi ben beğenmiyorum. Daha önce öyle bir oyun oynamıştım ve kaybetmiştim. Haberiniz olsun. Daha böyle tank bir Nunu yapıp zaten şu çıldır özelliğinden dolayı görmüşsünüzdür zaten kapışmada. Hayvan gibi saldırı hızını aldığı için çok hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla daha güçlü oluyor. Şimdi burada bir Urgot bulduk. O ölüm kılıcını Urgot'la değerlendirebiliriz. Urgot da güzel bir seçenek. Güçlü yani. Nunu'yu da aldık. Şimdi bir Nunu 2 yaparsak bitti bizim için bu oyun. Dediğim gibi rakibin roket eli hiç umurumuzda değil. İstediğini çekebilir. Yumi 2 kere oynamıyoruz zaten. Kompozisyonun tek olayı Nunu yapıp board'a da güçlü şampiyonları koyup işte Fiddle, Janna. Bence Janna da şu anki yeni metada güzel olmuş. Urgot. İşte Siper'den faydalanan diğer şampiyonlar Echo gibi şampiyonları tutup late game kompu kurmak. Benim de en sevdiğim şey bu zaten. Burada da item patlattık. Bayağı bir düşündüm ben burada. Kefaret alayım dedim. Hazır. Hem agresif değil hem de Nunu için güzel bir can yenilemesi sağlayacak 5 saniyede bir. Benim için güzel bir seçenek olduğunu düşündüm. Syndra'yı çok önceden bulmuştum. Burada koyma kararı aldım. Aslında daha önce koyabilirdik. Belki bu benim hatam olmuş olabilir. Ama şu an koymak için de çok uygun değil. Yani bench'te maskot 4 oyunların kafasıyla hala bir Nasus duruyor. Çok mantıklı değil yani Syndra'yı almak aslında. Ama ben burada alma kararı aldım artık. Çünkü 10 golda çıkacağım. Hedeflerden biri o. İşte Urgot'u da 2 yıldız yaparsam, Fiddle'ı da 2 yıldız yaparsam çok güzel olacak. Syndra'da biliyorsunuz işte bench'ten şu an gördüğünüz gibi şampiyon atıyor. Ve rakibe stun atıyor. Bizim şampiyonlarımıza da, yakındaki şampiyonlara da kalkan veriyor orada. Zaten Nunu gördüğünüz gibi bir level bile olsa taşıyor yani her kapışmada 5K 6K arası atıyor. Burada mükemmel bir rol. Tek eksik Nunu. Syndra ve Fiddle 2 yıldız oldu. Şimdi bir tane Nunu bulmamız lazım. Janna'mız da 1 yıldız ama Janna'yı da 2 yıldız yaparsak tabii ondan da maksimum fayda alırız. Ama Nunu'yu bulmak için ben burada tüm şampiyonları satarım gerekiyorsa yani. Ben şimdikinden bahsediyorum. Nunu'yu buldum. Nunu'yu bulduğum için birinden feragat etmem lazım. Janna'dan feragat ettim. Urgot dursun dedim. Aslında Urgot da böyle bench'ten gelmek için çok mantıklı değil. Zaten evet burada da öyle düşünmüşüm. Urgot'u satıp 2 tane Zek koydum. Zek 2 olursa bench'ten 2 yıldızlı bir Zek'in gelmesi çok fark eder. 1 yıldızlı bir Urgot'a göre arkadaşlar. O yüzden. Şimdi görüyorsunuz da zaten nasıl şeyin Nunu'nun canı inmiyor yani kolay kolay. Ve çıldır özelliğinden dolayı da çok hızlı topunu sürebiliyor. Rakipler de zaten patates oldu yani açıkçası. Fiddle'ımız da 2 yıldız. Dev katil de Fiddle da yine çalışıyor bence. Güzel hala. Görüyorsunuz zaten Nunu'dan sonra en çok vuran Fiddle oluyor. Rollemeye devam ediyoruz. Gerekli olan şampiyonları 2 yıldız yaparsak bitecek. Yani gerekli olandan kastım ne? Urgot ve Janna. Zaten şu anda da çok güçlüyüz. Bence rakibe göre. Bu arada çok dedim ki güzel olan kompozisyon dediğim rakibim kaldı. Son 2'ye. İşte Viego'yu şu itemlerle oynayan. Ama şunu da söyleyeyim. Avay canı var rakibin. Bir de altın augmentli avay canı var. 550 can yenilemesi. Dolayısıyla ondan dolayı çok iyi bu itemler. Bakın burada canını yenileyemedi. Benim Nunu'mu kesemediği için ya da Fiddle'ımı. Ve düştü. Yani orada can yenilemesi çok iyi olduğu için. Yani tek atabildiği için can yenilemesinden maksimum faydayı aldı. Burada da bir siper arması vardı. Hiç kaçıramam. Siperi 4'e çıkartacağım. 4'e çıkarınca 60 yetenek gücü kazanacak tüm tahtamdaki şampiyonlar. Siper şampiyonlarım 120 olacak. Yani dün attığım siper 5 eski Yama'daydı. Neredeyse ona yakın. 5 sipere çıkmış olsam çok inanılmaz güçlü bir şey oluyor da. Bu hali bile çok güçlü. Onu da gittim tabii ki de Fiddle'a verdim. Hem tank olacak hem dev katil de var. Tank olacaktan kastım. Zaten rakipte Viego carry olduğu için benim için tanklık şu an büyük direnci arkadaşlar. Ondan dolayı diyorum. Tabii Aphelios da var arkada ama yine de bu kompozisyonun ana hasarı yetenekten vuruyor. Zaten Aphelios'una da ne vermiş bakayım. Ha, Aphelios'una da zaten bağlayan o birinci sıradakini vermiş. Unuttum yine ismini. Dalga bir şey dalga mı olacak galiba. Bir şeylerin dalgası. Onu vermiş. O da yetenek hasarı atıyor gördüğünüz gibi.
Sonra bizim Nunumuz kaldı. Nunun canı zaten çok fazla ve 300 can yedi, doğru da görmüşsünüzdür. Ve burayı da güzel bir şekilde kazandık. Çıldır kompozisyonunu da göstermiş oldum sonunda. Bunu gerçekten istiyordum göstermek çok eski süreden beri. Ama süper kahramanlar Meret olduğundan beri Yumi nefret aldı. O yüzden gösterememiştim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.